Artı bir İstanbul Beykoz'da 4 kişilik şikayet çetesini ortaya çıkardı. Üstelik çetenin elemanlarından biri iddiaların yaşandığı dönemin Beykoz Belediyesi'nde CHP meclis üyesi. İddialar ciddi. Dönemin CHP'li üyesi Halit Kılıç, beraberindeki 3 kişiyle birlikte şikayet çetesi kurdu ve Beykozlu esnaf ve iş adamlarına şantaja başladı. Başta Kılıç olmak üzere şebeke üyeleri, iş adamlarının yatırımları hakkında savcılığa, belediyeye, idari mercilere şikayette bulundu. Ardından şikayetçi oldukları kişilere giderek, "Rüşvet verirseniz şikayetimizi geri çekeriz," dedi. Çete bu tür yöntemlerle olağanüstü bir rant elde etti. Bu sırada çeteyle ilgili şikayetler de parti teşkilatına gelmeye başladı. Şikayet çetesinden dert yananlar Beykoz ilçe teşkilatının kapısını çaldı. Onlarca şikayet Halit Kılıç'ın belediyedeki koltuğunu salladı. Şantaj mağduru bir iş yeri sahibi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurları haraçla yola getirmeye çalışan çete üyeleri sert kayaya çarptıklarını anladı. Çetenin tekrar kendisiyle ilgili faaliyete geçeceğinden çekinerek adını açıklamak istemeyen iş yeri sahibi, Halit Kılıç isimli şahıs idari mercilere benimle ilgili asılsız şikayet mektupları gönderdi ve şikayetlerini geri çekmek için rüşvet istedi, dedi. Bir başka mağdur Selma H. hakkında şikayetçi oldu fakat daha sonra şikayeti geri aldı çünkü aramızda anlaştık açıklaması yaptı. Ancak Halit Kılıç'la ilgili asıl büyük iddia CHP eski Beykoz ilçe başkanı ve 2014 seçimlerinde CHP'nin Beykoz belediye başkan adayı olan Hızır Yılmaz'dan geldi. Yılmaz kendisine Kılıç'la ilgili çok sayıda şikayet dilekçesi geldiğini söyledi. Başkan Yılmaz artı bir kameralarına mağdurlar arasında Kamhi ailesinden biri olduğunu da söyledi. Kendisini çağırdım. Kendisinin bilgisine başvurdum ilçe başkanlığım döneminde. Kesinlikle kanunun ona verdiği görevi yaptığını söyledi. Meclis üyesi görevini yaptığını, kanunların izin vermediği hiçbir şeye göz yumulmaması gerektiğini, benim de bu şekilde davranmam gerektiğini bana söyledi. Artı bir Yılmaz'ın Kamhi olayıyla ilgili iddialarını araştırdı ve bakın neler öğrendi. İddiaya göre Kamhi şikayet şebekesine 350 bin lira ödemeyi kabul etti. Hatta Yılmaz'ın söylediği gibi bu rüşvet parasını da ödedi. Bu kez devreye Halit Kılıç'ı tanıyan Beykoz'daki ünlü bir iş adamı girdi. Zefi Kami olayında bildiğim kadarıyla bir dilekçe verilip sonra geri çekildi veya takip edilmedi, takipsiz hale getirildi. Valla çok değişik söylentiler, 350 milyarlar konuşuldu, o civarda paralar konuşuldu. Bunun muhatapları belli, bunun muhatapları iddia edenler, ismi geçenler bu konuda yine disiplin dosyalarına girdi. Aracılık edenler şunlardır dendi. İsimler verildi. Bunlar disiplin dosyalarında olduğu için tabii ki ben isim üzerinden konuşmam doğru olmaz. Orta yol bulundu ancak para Kamhi'ye iade edilmedi. Bunun yerine ünlü iş adamı para iade edilmiyorsa CHP'nin kasasına gitsin, seçim kampanyanızda kullanın önerisini getirdi. Bu konu çok tartışıldı. Parti içerisinde bir grup arkadaşlarımız, yine meclis üyesi arkadaşlarımız haksız kazanç sağlandı iddiasında bulundular. Parti içerisinde çok tartışıldı ve disipline gönderildi o zamanki ilçe başkanı tarafından. Disiplinde bir karar verdi ama vicdanen karar ne olursa olsun, vicdanen aklandılar mı denilirse ben o konuda şüphelerimi koruyorum. Çünkü toplumun önüne, örgütün önüne çıkıp ben ikna olmuş değilim. Benim ilçe başkanlığımdan önce böyle bir olay, bir şikayet yine meclis üyesi arkadaşları tarafından dile getirilmişti. Menfaat sağlama iddiasıyla. Bildiğim kadarıyla o zamanki ilçe başkanı da İl Disiplin Kurulu'na göndermişti. Oradan bir karar çıktı. Hukuka uygun hareket ediyorum diye. Onun üzerinden verdiği dilekçeleri sonradan geri çekmişse nedeni ne olursa olsun orada kuşku yaratır. Bir insan dilekçe vermişse sonuna kadar arkasında durması lazım. Bir iki olayda kendi oturduğun sitede de böyle bir usulsüzlük, eksiklik var diyorum ben. Çünkü oradaki yurttaşlarımız da yasalardan dolayı mağdur olarak görüyorum. Onunla ilgili o zaman bu kadar duyarlı, kanunlara karşı duyarlı bir görev adamıysan, meclis üyesiysen, bireysen, vatandaşsan ilk dilekçeyi oradan vermeni beklerdim. Şikayetler suç duyurularıyla CHP'yi zan altında bırakan Kılıç ve ekibiyle ilgili partinin bundan sonra alacağı tutum merak ediliyor.